bir Adalet Sarayı diye nitelenen bir binanın önündeyiz. Ne yazık ki ülkemizin çok büyük çoğunluğu, ezici bir çoğunluğunun adalet duygularının önemli ölçüde tahrip olduğu, güvenini yitirdiği bir ortamdayız. Dolayısıyla bu ülkedeki 80 milyonun ezici bir çoğunluğunda ne yazık ki son dönemde özellikle yaşananların sonucunda, hepimizin tanıklığında, çoğu kere hepimizin aslında öznesi olduğumuz süreçlerin sonucunda bu ortam, bu adalet denen mefhum bir toplumun toplum olma vasfının en temel unsurlarından bir tanesi. Eğer bu duyguyu yitirirseniz bir toplum olma vasfını yitirirsiniz. Bir insan grubuna, herhangi bir insan grubuna, dahası o insanı insan yapan, haklarıyla bir bütün olan o ortamı yitirmiş olursunuz. Çok tabii ki Türkiye açısından çok önemli bir kavşaktayız. Bugün burada bir siyasi partinin, o ya da bu siyasi parti olması fark etmez ama netice olarak ayrıca 6 milyonun da oyunu verdiği bir oy bile kıymetlidir. 6 milyonun bu arada oyunu verdiği bir siyasi partinin eş başkanı yargılanıyor. Bunu zaten düşünebilmek mümkün değil. Bunu herhangi bir şekilde kabul edebilmek mümkün değil. Dolayısıyla böyle bir zaten süreç yaşanmamalıydı. Gerek Figen Üstündağ'a, gerek diğer parlamenterlere yaşanmamalıydı. Derhal bu dava burada, bugün derhal ilk celsede zaten kendi ifadesiyle yok hükmünde varsa kabul edilip derhal sonlanmalıdır. Türkiye'deki birlikte yaşayabilmek için, adalet ortamının tesisinin önünü açabilmek için, eşit özgür olarak birlikte yaşayabilmek için, ifade özgürlüğünün temin edilmesi zaten bir gerekliliktir. Bütün haklar, siyasi haklar, medeni haklar bir gerekliliktir. Olmazsa olmazıdır. Bu duruşmanın da bir insan hakları ortamından bir arkadaşınız olarak derhal bugün zaten yok hükmünde sayılacağı anlamına gelen bir kararla sonuçlanması gerekir. Aksi hakikaten çok kritik bir yol kavşağındayız. Eğer bir toplum olma vasfını yitirirsek tahayyül edemediğimiz acılar yaşarız. Sorunun çözümü de son derece basittir. Dolayısıyla bir Adalet Sarayı diye nitelenen binanın önünde bu görüşmeyi birlikte yapıyoruz. Adalet bugün itibariyle ülkenin büyük çoğunluğunun sonuç olarak bir insan olarak birlikte yaşayacak bir topluluğun unsurları olarak en temel talebidir. Adalet yürüyüşü dediğinizde zaten bugün eğer Türkiye'de büyük bir yankı bulduysa bu nedenledir. Mesele bu 80 milyon birlikte, eşit, özgür yaşayabilecek ortamı için hepimizin daha çok çaba göstermesi herhalde gerekmektedir.